Ben de iyiyim. Canlı yayını alabilir miyim? Tabii hep birlikte bak bir çalışma yaptık. Evet. Hocamız da burada. Bir saniye. Şurayı bir dinleyelim. Hemen ondan sonra Tuğba ile bakalım. Kendini nasıl hissediyorsun şu an? Kollarını kaldırabiliyor musun? Anneciğim kamerayı biraz daha uzaktan tutabilir misin? Ben konuşayım mı? Bakın. Peki şu dinleyelim lütfen bakın. Biz 10 dakika önce size şifa gönderdik. Bir faydası oldu mu? Bir şey fark ettiniz mi? Bir şey fark ettim mi diyor. Evet. Ne fark ettiniz? Ne oldu? Ayağım eğildi, kaldırdım. Daha önce kaldırabiliyor muydunuz? Hayır. Lütfen dinleyin ve bak. Ben dinliyorum. Evet, tamam. Lütfen. Bakın ne oldu? Biz 10 dakika önce size buradan şifa gönderdik ve isminiz Senem Hanım size niyetlendi. Sizin hiç haberiniz de yoktu. Şu geçen 10 dakikada ne fark oldu sizde? Nasıl? Ayağını, kolunu şöyle. Kolumu kaldırdım. Görebilir miyiz de başını kadar getirebilir miyiz? Kaldır başını. Daha önce kaldırabiliyor muydun? Kaldıramıyordum. Daha önce kaldıramıyordun. Hayır. Şimdi? İnşallah kalkacak. Peki ayağın nasıl? Siz demin çay içerken? Kaldır ayağı. Bak bununla bir bağlantı kurduk. Çok elini ayağını kaldır. Elini kaldırabiliyor. Peki biz... Ayağını. Mucizemiz bol olsun ve lütfen niyeti... Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bak ayağını. Tamam. Dur ayağını da kaldırıyor bakalım. Evet. Tuğba'ya gösterelim. Ay, yeter. Tuğba bak. Peki. Biz seni duyuyoruz ama kamera gitti. Evet. Ayağını da... Kırmızıya mı basayım? Yeşile mi? Yeşile. Daha önce ayağını basabiliyor, kaldırabiliyor muydun? Dur. Ben bu kadar kaldıramıyorum. Tamam. Senem miydi? Evet. Lütfen... Senem Hanım'ı tebrik edelim. Kimin neyiniz oluyor? Benim eşimin ablası oluyor. Evet Senem Hanım. Görümceniz yani. Evet görümce. Görümcesine buradan niyetlendi. Ve ellerini oynatamayan görümcesi ellerini oynattı. Ne zamandan beri oynatamıyorduk biliyor musun? 5 yaşından beri bu hastalığa sahip. Gittikçe kötüleşti. Sahipti. Evet artık değil. Tamam. Aynen öyle. Ve ayağını da oynatabiliyor. Evet kaldırdık daha görebilirsek. Ha. Lütfen ayağını kaldırsana. Kamerayı niye öyle tutuyorlar ki? De ki kameraya evet, bak eğilsin. Kamerayı biraz daha aşağı indirebilir misin anneciğim? Tamam mı? Harika. Daha fazla indir. Süper. Daha fazla. Biraz daha. Kamerayı çok indirin. Çok azıcık daha. Tamam. Kamerayı indirin. Harikasın. Daha tamam. Önce böyle kaldırabiliyor muydun? Hayır. Bir daha bir kaldıramıyorum. Öbür ayağımda kaldı. Kamerayı lütfen aşağı doğru tutun. Tamam. Harika. Öbür ayağına da bakalım. Wow. Neslihan süpersin. Bravo. Bakın. Çok hafif kaldırıyor. Lütfen tut. Tutsana Şaban abi. Bak. Arkadaşlar siz hani çay molasındaydınız ya. Bu tarafa doğru gelin bakın. Hem arkadaşları ben tutayım. İşte biz az önce buradan şifa çalışması yaptık. Senem Hanım görümcesine niyetlendi. Kaç yıldır ellerinizi kaldıramıyordunuz? Bir yıldır kaldıramıyordum. Tamam, kamerayı biraz aşağı tutun. Şimdi kaldırın lütfen ellerinizi. Ayaklarınızı kaldırın. Ayaklarını kaldır. Ayağını kaldır. Evet. Harikasın Esra. Kaç yıldır kaldıramıyordunuz ayaklarınızı? Bir yıl oldu. Peki mucizemiz bol olsun. Çok teşekkürler. Bir selam söyleyelim buradan. Neslihan abla herkes duysun. Buraya gel.
Arkadaşlar. Tamam. İsterseniz yerimize oturalım. Şöyle bakın. Güzel haberlere bir tane daha eklendi. Babamı aradım. Tamam. Aslında hiç inanmıyor böyle şifa çalışmalarına ama evet 5 dakika önce bir saniye. Lütfen. 5 dakika önce kendimi çok iyi hissettim. Çok iyiyim. Ne vardı babanızda? Babam kanser teşhisi konmuştu. Şu anda çok iyi hissediyor kendini. Çok yani olumlu. Ben çok duygulandım. Beraber kalkacağız daha. Böyle istiyorum. Ha tamam. Bir de İsterseniz konuşmalarımız duyulsun. 2 hafta önce evet. Aynur Hanım bana çıkıştı. Ben dedi gidiyorum dedi. Peki belki izlemişsinizdir canlı yayında. Peki ondan sonra ne dedi? Ben mucizeleri yaşamaya başladım. Özellikle teşekkür etmek için gelmiştim diyor. Ve yeniden mucizeler yaşıyorum. Bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz benim mucizeyiz. Dur başka ben şeyler. Sadece meditasyonda duymuyordum. Normalde duyuyorum ben. Ben de onlar kalkmıştınız. Biz de merak ettik. Evet meditasyonu duymuyorum diye kalkmıştım. Şimdi evet. Duyuyorsunuz. Duyuyorum tabii. Bir de sadece o değil başka şeyler de düzeldi. Dün bana evet. Anlattın. Anlatsana neler düzeldi. Şöyle görünelim. Ha. Anlatsana neler düzeldi başka? Benim hayatımda çok şey düzeldi. Ben aslında kendimi çok mutlu hissediyorum. Sağlıklı olduğumu hissediyorum. Yani sağlığıma yeniden kavuştum. Tamamen sağlıklı hissediyorum kendimi. Artı menopoza girdim zannediyordum 1 yıldır. Hı. Ben 27 Ocak çalışması, 28 Bakın, Ocak çalışmasından sonra... menopoza 1 yıldır girdiğini düşünüyordu. 15 gün önceki çalışmamızdan sonra... bir mucize gerçekleşti yani. Ve ben buna inanamadım. Ondan sonra yani çok mutlu oldum. Mucizeler üstü arka arkaya menopoza girdiğini düşünüyordun. Ne oldu da vazgeçtin o düşünceden? Ne gördün? Ne oldu? Menopozdan çıkmışım. Menopozdan çıkınca bir kadın bunu nasıl anlıyor? Onu anlat yani. Ne? Reyli oldum hocam. Söyle. Reyli oldum. Peki. Şerefik Bey. Teşekkür ediyorum. Dur siz konuşun. Şimdi ben de biliyorsunuz bu benim ikinci şeyim, bölümüm. Gelmem de anka olmuştum tekrar geldim. Enişteme kulakları duymuyordu. Ondan sonra eniştemin kulaklarına seans yaptım. Eniştem kendiliğinden kulaklıklarını çıkıp attı. Duyuyorum ben diye. Alkışlayalım. Gülşah'ın oğluna seans yaptım. Evet. Oğlu hiç aramıyordu. Çok soğuktular. Kız sebepsiz kısmıştı. Seans yaptım. Barıştılar. Tek oğlum hayatta. Sarıldı. Oğlum karşıda oturuyor. Geldi bana sarıldı. Yeter. Hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii. Bir dakika. Hemen geleceğim. Pardon. Bunu merasını da yapalım. Ne dediniz? Çok. Şunu bir dinleyeyim. Ne dediniz? Size küçük bir hediye getirdim. Ha. Yani emekleriniz sonsuz. Teşekkür ediyorum. Yani katkılarınızdan dolayı. Ne diyeceğimi de biliyorum. Çok heyecanlandım. Çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Çok sağ. Açalım mı? Açalım. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Heh, bana doğru çevirin. Şöyle. Evet, kravat mı? Evet. Su damlacıkları evet. Var. Çok güzel. Su damlacıkları var diyor. Ne demek istiyor su damlacıkları var? Ha, tamam. Yani su damlacıkları... işleyen, nakşedilen bolluk, bereket, mucize ve sağlık şifayı nakşediyoruz. Bu şu an tüm sınıfa bu şekilde nakşedildi. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Umarım, inşallah sizler de 1 veya 2 ay içerisinde Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde eğitimlerinize bu kadar çok arkadaşla katılırsınız ki bu ilk 2 ayda olsun. Eminim ki 3., 4., 5. ayda artık 7-8 kişilik takım doğmuş yerli salonlarında bulunuyoruz. Çünkü bütün insanların ekmek peynirden daha fazla bir yani. Ekmek peynir yemese şu
bu ekmek yediğinden daha önemli. Bu eğitimleri sizden alacaklar. Ve bugün ikinci basamak eğitimini almakla hepiniz bu eğitimleri hem verme hem de bu terapileri yapabilme becerisi hakkı kazanmış olacaksınız. Ve saat 5'ten sonra da hepinizin vermek isteyenlerin telefon numarasını vereceğiz ki insanlar size ister online, evet ister online isterse de yüz yüze gelip eğitimlerini alabilirler. Ben dün geldim, dün ilk kez katılıyorum. Bir de bugün katıldım. Bedensel şifa yapmıştık biliyorsunuz. Dünden benim normalde şu kolum asla geriye ulaşmıyordu. Südyenimi asla takamıyordum mesela. Hı. Ama şu an ulaşıyor, çok az bir peki ağrım var. Ve benim ortopedide randevum var, şu an iptal etmeyi düşünüyorum. Gelsene. Bakın. Metin abi bak lütfen gelsene. İsminizi lütfen söyleyin. Selma. Selma Hanım bizimle bir şey paylaşıyor. Ayşe Hanım. Efendim? Selma Hanım ne diyor bakalım. Lütfen baştan söylesene Selma Hanım. Ya elim düştüm ben daha önce. Bayağı kötü düştüm. Folklor oynuyorum. Folklora giderken böyle komple düştüm ama çok dengesiz düştüm. Şu kolumun şurasında ve burada dizlerimde çok sorun oldu. Bu kolumu ben bayağı 4-5 ayda kullanamıyorum. Belki daha fazla. Dön sırtını. Şu şekilde değil bak şu ben montumu giyemiyordum. Bırakın şuradan sütyeni geçirmek. Ama bak dünden beri bu işlemi çok rahat yapıyorum. Dün şifadan sonra ve evime dün akşam misafir olarak arkadaşım Fatıma Ana bende kaldı dün akşam. O da akşam bir seans uyguladık. Yine o gerçi psikolojik bir seans uyguladık. Ama şu an çok rahat getiriyor ve benim artık dedim ki herhalde geçmeyecek. Ortopedide randevum var. Mart'ta tabii ortopediye de bir ay sonra randevu verebiliyorlar. Ama şu an herhalde iptal edeceğim çünkü çok rahat. Sadece şurada şu şekilde yaptığımda çok hafif bir şey var. Bizim böyle götürmem mümkün değil. Ama. Bizim dünkü mümkün çalışmamız değil. Enerji çalışması olmamasına rağmen, az bir enerji çalışması olmasına rağmen durum buydu. Bugün tam enerji çalışması yapacağız ki İnşallah. Tamamen kurtulacaksın. Dün İnşallah. Bizimki bilinçaltı dilinin eğitimiydi, kitabın eğitimiydi. Mucizemiz bol olsun. Peki başka niyetlendiğiniz kişileri arayan kimler var? Evet, dün bu kitabı işledik. Çok çok teşekkür ederim. Bu kitaptaki bilgilerdi dün. Bugün ise tamamen şifa çalışması. Siz kimi aradın? Sağ taraf komple çok kötüyüm ben. Öğlen yetişebildim size. Çok giremedim. Tamam. Bir önceki şeyde almıştım ben 1 ve 2. Şimdi nasıl? Şu an kötüyüm. Bu hafta 2-3 gün önce kötüleştim ama kendimi uyarlayamıyorum. Tamam. Seni şimdi buraya şifa için alacağız. Peki akrabasını arayan... Ayşe beni Hanım, aradınız mı? Evet evet aradım. 18 yaşında. Bir dinleyelim. Çok merak ediyorum şu an. 18 yaşında birinin nesi vardı? Doğuştan gelen bir aksaklık yürüyüşü vardı. Aradım ben de sabah kalktığımda topuğunda çok böyle bir ağrı hissettiğini söyledi bana. Ama aradıktan sonra çok rahatladığını ve rahat bir şekilde yürüyebildiğini söyledi. Haberi yoktu. Haberi olmadan mı? Bravo, elinize sağlık. Mucizelerimize sağlık. Mucizelerimiz bol olsun. Başka kimler aradı? Ben aradım hocam. Terapist gelmiş içeri. Terapist gelmiş, arayamıyorum. 2 saat sonra falan. Terapist... Konuşamıyor. Terapisine girmiş. Evet. Tamam. Terapist konuşma terapisti vermek için içeri girmiş. 2 saat sonra dönecekler bize. Tamam. Bakalım. Operasyon olan abim hani baston atmıştım dedi ya. Birazcık belinde ağrısı vardı. Çok daha az kaldı diyor ağrın. İyiye gidiyorum günden güne. Peki. Çünkü o benim ailemden sorumlu. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz.